Artık kanser risk, bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkileyen kemoterapi tedavisi ise bazı kanser türleri için korkutucu olmaktan çıkıyor. Amerika'nın Illinois Üniversitesi'nde görevli Profesör Hayat Önyüksel, 20 yıllık çalışmaları sonucunda kanser tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Nanoteknolojinin kullanıldığı yöntemde ilaç kanda dolaşarak sadece kanserli olan bölgeye gönderiliyor. Vücuttaki diğer dokuların zarar görmesi engelleniyor. Taşıyıcı sistem yöntemlerini kullanarak ilaçların vücutta her yere gitmesini engelliyoruz. Bir tek ilaçları gerekli olan etkisini göstermemiz istediğimiz yere göndermeye çalışıyoruz. İlaç sadece kanserli hücreye verildiği için ağır kemoterapi ilaçlarının yarattığı halsizlik, kusma gibi yan etkiler de ortadan kalkmış oluyor. Ben bu ilaç taşıyıcı sistemlerini geliştirirken hem çok vücuda zararı olmayan maddeleri kullanarak yaptım, hem de mevcut ilaçların kendisini denedim ki hani mevcut şu anda klinikte kullanılan ilaçların yan etkileri belli ve hangi dozda bu etkiler görülür belli. Biz bunu saklayarak gönderdiğimiz için çok daha az dozda gayet yüksek etkiler alabildiğimizi gördük. Yöntemi belli bir bölgede yoğunlaşan meme, prostat, bağırsak gibi pek çok kanser türünde kullanmak mümkün. Ancak kan kanserinin tedavisinde kullanılamıyor. Hayvanlar üzerinde başarılı olan tedavinin insanlar tarafından kullanılması içinse en az 5 yıllık süre gerekiyor.